sadece dağda taşta bulunan şeylerden bahsetmiyorum. İnsanlığımızdan utanacağımız bir yerdeyiz. En aşağıda ama dikkatli olun. Bizim lan ihraçsız da şimdi yazacağız işte. 5 grup şey yaptılar diye. Burada bugün Yeşilay var, burada bugün Let's Do It ekibi var, burada bugün Gençlik Merkezi var, Gümüşhane Gençlik Merkezi, Gümüşhane Belediyesi burada, Tema burada. Hep birlikte bir farkındalık hareketi oluşturmaya çalışacağız. Aynı anda birçok ülkeyle birlikte, yaklaşık 180 ülkeyle birlikte Türkiye'de de bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Etkinliğimiz Türkiye'deki 81 ilde aynı anda aynı günde yapılıyor. Bugün tüm Türkiye ile birlikte bir temizlik hareketi gerçekleştireceğiz. Bizler bugün Süleymaniye Mahallesi'nde Gümüşhane'de bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Çöp körlüğünü yenmeye çalışacağız. Gördüğünüz bu alanda birçok çöp var ancak genelde insanlar hani geçip giderken yolda gördükçe, buna alıştıkça şöyle bir algı oluşuyor. Hani burada zaten bu çöpler var algısı oluşuyor. O rahatsızlığı maalesef hissetmeyebiliyorlar. Biz tamamen buradan başlayıp şehrin merkezine doğru yürüyerek topladığımız çöplerle tertemiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Hep birlikte güzel bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyorum. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Hocam şu yukarıyı ben alamadım da. Nereye? Öğrenen dedim tatlar yürüyerek devam ederiz. Yoksa zaten bitmişim bu tablasını yapıyordur ya. Bugün Süleymaniye Mahallesi'nde arkadaşlarımla beraber çöpleri topladık. Aslında bizim olan çöplerimizi topladık. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda etrafta gereğinden fazla ve çok fazla bir çöp yığını gördüm. Tabii bunu yaparken mutlu olduk ama bir yönden de aslında üzüldük. Çünkü insanların bu denli etrafa çöp yaymaları gerçekten üzücü ve hayvanlara, hem de bize ve hayvanlara gerçekten çok ciddi zararları olan bir şey. Bu yüzden kesinlikle buna son vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında çöpleri doğaya atmanın bir cezası olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun bir cezası olmadığı zaman insanların buna karşı bir tepkisi olmuyor ya da yeteri kadar bilinçli olmadığımız için etrafa arkadaş çevremden de biliyorum. Çok fazla çöp atan görüyorum. Hani söylesem bile İşte çöpü neden yere atıyorsun, bunun zararı bize geri gelecek. Aslında çok umursamadıklarını görüyorum ama kesinlikle umursanması gereken ve dikkat etmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben varım. Sakarya'yı temsil ediyorum. Bugün Dünya Temizlik Günü münasebetiyle topluca bir etkinlik yaptık. STK'lar ve belediye birçok kurumla ortak. Biz de katkıda bulunmak istedik. Arkadaşlarımla birlikte buradayız.
gerçekten gördüklerimiz karşısında, yani her zaman görüyoruz ama bugün de daha da hayret içerisinde kaldık. Görüyorsunuz arkadaki sayamayacağım kadar çöp poşeti ve bir sürü aklınıza ne gelirse. Yani sadece dağda taşta bulunan şeylerden bahsetmiyorum. İnsanlığımızdan utanacağımız bir yerdeyiz. Bunu herkes bilmeli. Ve biz Tema Vakfı olarak da böyle bir kampanyamız var. 2 ay süre verdik. Ormanlarımızın çevresinde, yol kenarlarında cam kırıkları, atıklar kampanya başlattık. Her zaman her kampanyaya da destekte bulunuyoruz Tema Vakfı olarak. Doğa bizim, dünya bizim, temiz bir çevre istiyoruz.